Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ankara'dan Ziya Yıldırım, fotoğrafçılıktan fotoğraf sanatçısı Sayın Ziya Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ziya Yıldırım kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. En zor sorumuz bu. Ondan sonrakiler zaten her işkoliğin kolaylıkla cevaplayacağı sorular. Buyurun. Evet. Ziya Yıldırım ben. Ankara'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. Bunun uzun bir süresi fotoğraf sanatıyla hobi olarak geçti. Çeşitli AFSAT gibi derneklerde de faaliyetlerde bulundum 2000 yıllarında ve daha sonrasında sosyal medyada gruplar açtım. Disability of Art diye bir grubum var, Portrait diye grubum var. Oralardan dünyanın her yerinden fotoğrafçıları kabul ediyoruz ve o fotoğraflar paylaşılıyor. Onlara ödüller veriyoruz. Birçok o gruplarda da birçok sayfalarımız var. O şekilde uzun süre sürdürdüm. Sonrasında da fotoğrafı ticaretle buluşturdum açıkçası. Birikimlerimi ticarete biraz daha yönlendirdim. Ticaretinde de yine çok keyif alıyorum. Yani her çekim benim için yeni bir başlangıç oluyor. Yeni bir günün başlangıcı. Yeni insanlar, yeni insanlarla tanışmak. Yine fotoğraf hazzını orada yaşıyorum. Bir şekilde insanlarla paylaşıyorum. Onlarla o anı, o günü, sevinçli olmasına tabii dikkat ediyoruz. Pozitif enerjiyi vermeye çalışıyorum. Karşı taraftan da bir şekilde enerji alıyoruz ve o günü, o çekimi iyi bir şekilde tamamlıyoruz. Evet. O şekilde devam ediyor diyorsunuz. O şekilde devam ediyor. Yani. Evet, Ziya Yıldırım kendini böyle özetledi. Fotoğrafla, fotoğraf sanatçılığıyla o kadar birleştirmiş ki kendini. Önce fotoğraf diyor, bunu anladık. Evet. Peki, fotoğraf öncelikle ticari bir araç mı yoksa bir tutku mu sizin için? Benim için baştan beri bir tutku aslında. Çok azaldığım, çok beni mutlu eden, yaşamın karelerini dondurarak yakaladığım ve biraz sonsuzluğa doğru bıraktığım. Yani bir kişi bile görse hani ölümden sonra bile devam edecek bir süreç aslında fotoğraf. O anı yakalamak, o anı ölümsüzleştirmek diyebilirim. O şekilde bir araç. Benim için bir hep tutku oldu. Çok emek verdim. Ve çok paylaştım insanlarla. Evet. Ve iyi bir iletişim aracı açıkçası benim için. Ticaretinde de o tutku yine o işi yaparken de devam ediyor açıkçası. Evet. Yani işin konusuna göre, işin konusuna göre değişiyor. Fark etmiyor. Yine aynı şekilde, aynı özenle, aynı titizlikle çalışmalara devam ediyorum. Evet. Peki, fotoğraf deyince ne anlamalıyız? İyi bir fotoğraf nasıl olmalı? Fotoğraf deyince benim için önce duygu. Yani duygunun ön planda olması lazım fotoğrafta. Duygu varsa gerisi geliyor. Yani duyguyu yakaladıysanız sonrasında da teknik geliyor. İyi bir fotoğrafçı zaten teknik bilmek zorunda. Işık, açı, kompozisyon vesaire. Bunları bilmek zorunda, bunları iyi yapmak zorunda. Ve duyguyu da içine kattığınız zaman sizden bir şeyler, karşı tarafı çektiğiniz obje ve kompozisyon veya insan fark etmez. Oradaki duyguyu da birleştirdiğinizde muhteşem bir iş ortaya çıkıyor. Fotoğraf benim için duygu diyebilirim kısaca. Evet. Duygu. Doğru, gerçekten. Her işte aynı şey. Yani resimde de baktığınızda yine duygu varsa, size bir şeyler veriyorsa, duyguyu alabiliyorsanız o iş iyi çıkıyor, iyi oluyor ve siz mutlu oluyorsunuz. Resmi yapan kişi için de, besteyi yapan kişi için de, fotoğrafı yapan kişi için de aynı şeyler geçerli. Evet. Bildiğim kadarıyla sizin sırtınızdan fotoğraf çantası hiç eksik olmazmış. Öyle bir duyum aldım. Evet, gittiğiniz öyle her yere götürürmüşsünüz. Burada da zaten masamızda. Çok ilginç, evet. Yani makineyi de getirmeden yapamadım. Hiçbir anı kaçırmak istemezmişsiniz. Biraz önce yaşadık da bunu canlı canlı. Hiçbir anı kaçırmadık da. Evet. Bu nasıl bir yaşam tarzıdır acaba? Bu nasıl ya? Size söylemiştim tutku diye. Müthiş bir tutku var. Artık vücudumun bir parçası gibi oldu. Yani o sırt çantası benim için yük değil. Vücudumun bir parçası açıkçası. Her an yanımda olmalı. Çünkü
bazen öyle bir an oluyor. O anı kaçırdığın zaman kötü hissediyorum kendimi açıkçası. O anı yine sonsuzluğa yollamak istiyorum. O anı kareleyip sonsuzluğa doğru götürmek istiyorum. Yine bahsetmiştim. Aynı şekilde çok seviyorum. Yani bu şekilde yanımdan ayırmıyorum. Evet. Düğün, doğum, model, ürün fotoğrafları çekiyorsunuz. Biraz evet. Bahsedebilir misiniz bunlardan? Bunlardan beni en çok etkileyenden bahsetmek isterim. Yani doğum fotoğrafçılığı. Doğum fotoğrafçılığı genelde bayanlar tercih çekiyor, ediliyor evet. Ve bayanlar çekiyor. Aslında doğum fotoğrafçılığına şöyle oldu. Arkadaşım benim, çok samimi bir arkadaşım, doğum doktoru. Onunla bir gün hobi olarak yani görmek için, o duyguyu yaşamak için bir doğuma katıldım. Beni davet etti. Orada yaşadığım hisler inanılmaz. Yani orada annenin, babanın duyguları inanılmazdı. O hissi insan defalarca yaşamak istiyor. Yani ağladınız mı? Ağlamadım ama içimden ağladım diyebilirim. Yani ben ağlayabilen bir adam değilim normalde. Çünkü muhteşem bir olay değil mi? Şimdi doğaüstü bir olay. Doğaüstü bir olay her seferinde bir mucize. Değil mi? O yani hani bir sıvının içerisinden çıkıyor o çocuk. Ağlıyor ve nefes almaya başlıyor. Müthiş bir duygu. Yani bunu anne ve babaları kadar ben de hissettim. Sonra şeye karar verdim. Yani bu mucizeyi tekrar tekrar yaşayabilirim. Bunu hissettim ve öyle karar verdim. Sonra doğumla alakalı reklamlar yaptım. Doğum fotoğrafçılığıyla alakalı biraz reklam yaptım ve çekimlere başladım. Ve o çekimlerde de aileyle de aslında bütünleşiyorsunuz. Tabii. O duyguyu yaşayınca o anda bir dostluk gelişiyor. O duyguları paylaşıyorsunuz. Babayla bir oluyorsunuz. Babanın o heyecanı müthiş. O heyecana ortak oluyorsunuz. Hatta onu yönlendiriyorsunuz. Çünkü o anda kafada bambaşka şeyler oluyor. Yani o anı çok heyecanlı oluyor babalar değil çok mi? Yani aşırı heyecanlı oluyor. Anne adayından daha da heyecanlı oluyorlar. İşte orada beyin gidiyor onların. Yani öyle bir durum oluyor ve ona her seferinde şahit oluyorum. Orada yön bile veriyoruz. Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şuraya gidelim şeklinde yön bile veriyoruz. Bu duygu yetiyor aslında. O günü, o anı yaşayıp sonlandırmak. Ama her defasında aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi doğumla alakalı böyle. Fotoğrafın her alanı müthiş güzel. Yani içerisinde insan var, ilişkiler var, dostluklar oluyor sonra. Ve her alanda yenilikler var, yeni şeyler var. Onları geliştiriyorsunuz. O şekilde ürün fotoğrafçılığına da devam ediyorum. O da çok zor değil mi ürün fotoğrafçılığı? Ürün fotoğrafçılığı en zoru o diyebilirim. Çünkü ürünü en iyi şekilde ön plana koymanız gerekiyor. En iyi şekilde fotoğraflamanız, ışığı, açısı vesaire bir de ekipman gerektiren bir şey. Yani ürünleri doğru ekipmanla çekeceksiniz. Yoksa bile sağlayacaksınız. O işi mükemmel şekilde teslim edeceksiniz ki o ürünleri çektiğiniz firma kendi reklamını iyi yapabilsin. Çok riskli bir iş. Sorumluluk, çok ciddi bir sorumluluk. Ciddi bir sorumluluk. Aslında diğerlerinde de aynı şey geçerli. Çünkü insanların en özel anlarını belki de hayatta, belki de değil kesinlikle öyle. Örneğin doğum işte. Hayatta bir kez yaşanabilecek olan anlarını çok büyük bir riski alarak. Orada riskten şöyle bahsedebilirim. O doğum anda o bebek bir kere çıkıyor. 1-2 saniye. İşte orada büyük bir risk var. Orada ben 3 makine kullanıyorum açıkçası. 3 makine? 3 makine kullanıyorum. 3 makineye nasıl hakim olabiliyorsunuz? 3 makineye şöyle, onun askıları var. Bir tane önde, iki yanda kullanıyorum. Yani üçüncüyü çok kullanmıyorum ama farklı objektifler kullanarak kaliteyi artırmaya çalışıyorum. Ortamda ışık kullanamıyorsunuz çünkü. Tabii. Yani, o anda ışık kullanamazsınız. Bebeğe de zarar alanınız veriyor. Alanınız da çok dar. Alan çünkü da o zar. Esnada işte bir telaş anı. Alanımız dar. O yüzden bir tane o bir makinede geniş açı kullanıyorum. Yakın çekim de gerekiyor. O bebekle annenin buluşma anı çok özel. Çok güzel. Zoom prime lens kullanıyorum. Orada da yine biraz daha yaklaştırabilen bir lensle hem kaliteli lens kullanarak iki makinayla hatta üçüncü makinayla orada en iyi kareyi yakalamaya çalışıyorum. Bu benim için çok önemli.
O yüzden bu şekilde. Ve diğer fotoğrafçı arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum açıkçası. Ya, tabii biraz bütçe meselesi ama bu iş yapılacaksa bence riske alınmadan sağlama alıp yapılmalı. O anne ve baba bir kere çocuk doğuruyor. Doğru. Bu doğru. Çok önemli. Kesinlikle. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle öyle. Moda var bir de. Moda, evet. Moda fotoğrafları çektim. Bir girişimci bir arkadaşımız var, Ayşe Hanım. Onunla bir çalışma yaptık. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Modelli bir çalışma. Ürünlerini Paris'e satıyor. Dubai'ye pazarlamak istiyor vesaire. İşte onunla çok güzel dost olduk, arkadaş olduk. Bir şey yapıyoruz, aralarda sohbetlerimiz oluyor. Birbirimize danışıyoruz bir şeyleri falan filan. Mesela o büyüdükçe ben de mutlu oluyorum. Birlikte öyle bir şeyimiz oldu, dostumuz oldu. Fotoğrafta böyle bir şey de var işte. İletişim gücü çok yüksek. Örneklerimizde de var zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Peki insanlar bu tarz fotoğraf çeken fotoğrafçıları seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalılar sizce? Öncelikle örneklerine yani bakmaları lazım ilk etapta. Hı hı. Yani onların konseptine uygun mu değil mi? Bu önemli çünkü herkesin tarzı farklı aslında. Mesela düğün fotoğrafçılığında aksesuar, bol aksesuarlı düğün fotoğrafı isteyenler var. Bazıları da doğal fotoğrafları sever. Mesela burada bir ayrım var. Ben mesela doğal fotoğrafları çekmeyi tercih ediyorum. Onu soracaktım. Sizin tarzınız var mı diyecektim. Doğal mı yoksa aksesuarlı mı? Gerçi bana da o aksesuarlı fotoğraflar çok... Aksesuarlı fotoğraflar şöyle oluyor açıkçası. Tercihler şuradan geliyor. Bir yerde bir şey yayılıyor. Avrupa'da, orada, burada, sosyal medyada. Görüyor, yani şatafatı seviyor bizim milletimiz biraz. Oradan hani böyle olsun, şöyle olsun, yani bakarak, diğerlerini görerek, örnek alarak biraz o hareketi hı-hı, yapıyorlar. Hı-hı. Fotoğrafçılar da işi biraz süslemek için aksesuarı bol kullanıyorlar. O tercih o yönde oluyor. Ama evet. Benim tercihim, yani ben aksesuar isterse tabii çekiyoruz. Ama benim tercihim doğal fotoğraflar. Nasıl? Doğal bakış, doğal sevgi, doğal duruşlar. Buna çok dikkat ediyorum ve bu şekilde fotoğraflar yapmaya çalışıyorum. Evet. Öncesinde de fotoğraflardan önce iletişim benim için çok önemli. İyi bir iletişim kurmak, gelin ve damat mutlu olması, o anda mutlu olması, en azından çekim esnasında mutlu olabilmesi benim için çok önemli. Çünkü bütün mimikler yüze yansıyor açıkçası. İfadelere yansıyor, pozisyonlara yansıyor. O yüzden bu tarz bir şeyim var, yöntemim var. Çok doğru. Dikkat etmesi gereken dediniz. Şimdi dikkat edilmesi gereken öncelikle tarza bakılacak. Hı hı. Tarzdan sonra bir fotoğrafçıyla iletişim kurulmalı. Çekim öncesi mutlaka buluşulup görüşülmeli, fikirler alınmalı. Uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Bunlar önemli. Gerisi detaylar zaten inceleniyor bir şekilde, araştırılıyor. Sağlam mı değil mi vesaire. Evet. O şekilde. Yani bu konuda söyleyeceğim böyle. Evet. Bu kadar. Randevuyla çalışıyorsunuz. Evet. Fakat doğum ve düğün fotoğraflarını çekmek için planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Örneğin doğum, onun planlaması da çok riskli değil mi? İşte orada bir risk var. Yani her an olabiliyor. Her an olabilir. Şöyle yapıyoruz. Çekim boşluğuma bakıyorum. Mesela haftası belliyse, az çok belli. Az yoğun olan bir haftaysa alıyorum o işi. Yani gece de olabiliyor, sabah 6'da da olabiliyor. En son doğumu sabah 6'da çektim açıkçası. Sabah 6'da gittim hastaneye, aradı. O konuda öyle bir garanti oluyor. Hı hı. Tabii kaza, ölüm vesaire, onları da bir şey yapamıyoruz ama boşluğumun olduğu zamana vermeye dikkat ediyorum. Sezaryen zaten tarihi belli. Tabii, onda bir tarihi sıkıntı belli olduğu yoktur. İçin randevuyu verebiliyorum, orada sıkıntı yok. Randevuları iyi tutuyoruz. Çakışmaması için. Hı hı. Çakıştığı zaman sıkıntı olacaktır tabii. Evet. Müşteriler için. Peki düğünlerde nasıl oluyor? Ne kadar öncesinden sizden randevu almalılar? Ve doğum gibi değil tabii bu. Ne zaman olduğu belli olduğu için. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen talepleri de değerlendirebiliyor musunuz düğün fotoğraflarında? Talep geldiğinde değerlendiriyoruz. Yani harika. Zamanımıza, boşluğumuza göre yurt dışından bile gelse fark etmez. Eğer zamanımız varsa, ona uygun bir zaman ayarlayabiliyorsak, randevu ayarlayabiliyorsak o konuda sıkıntı yok. Evet.
Orada bir sıkıntı yok diyorsunuz. Orada bir sıkıntımız yok. Evet. Genelde tavsiyeler üzerine oluşuyor portföyünüz, evet. değil mi? Öyle sanıyoruz. Genelde tavsiyeler üzerine oluyor. İşte bir çekim yaptınız aileyle, düğün. Memnun kalıyor. Memnun kalıyorsa tavsiye ediyor. Genelde memnun kalıyorlar çünkü iletişime çok önem veriyorum. Oradaki kurulan diyaloğa çok önem veriyorum. Bu nedenle orada bir sıcak ilişki oluyor. Fotoğrafta 20 yıllık bir geçmişim var. Biraz kendime güveniyorum açıkçası. Evet. Orada pek sıkıntı olmuyor. Peki fotoğrafa yeni başlayanlara tavsiyeleriniz neler olacak diye son sorunuzu yönlendiriyorum size. Fotoğrafa yeni başlayanlar için şöyle, zaten fotoğrafı sevdikleri için aslında başlıyorlar. Bazen her şey sevmekle olmuyor. Bir şey geliştirecekseniz çalışmanız lazım. Bol bol fotoğraf çekmeleri lazım. Ve iyi fotoğrafları takip etmeleri lazım. Sosyal medyada benim de grubum var, başka gruplar da var. Dünyanın her bir yerinden fotoğraf paylaşan insanlar var, iyi fotoğraflar var. O fotoğrafları izleyerek, bol bol dış çekim yaparak ve her çekimde üzerine bir artı koyarak kendilerini geliştirebilirler. Teknik açıdan zaten bir şekilde öğreniyorlar, teknik öğreniliyor ama görsel olay bambaşka, tecrübe gerektiriyor. Onu da bol bol çekerek yapabilirler. İletişimleri için de çok güçlü bir şey fotoğraf. Evet. Yani çok bu doğru. Şekilde. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız Rica için. Ederim. Vermiş olduğunuz ederim. Bu güzel ve kıymetli bilgiler için mesleğinize dair. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ziya Yıldırım fotoğrafçılıktan fotoğraf sanatçısı Sayın Ziya Yıldırım'ı ağırladık. Hoşçakalın.